Web Tekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün stüdyoda Xiaomi TV Box S 2. nesil var ama ben bunu bugün bir televizyonda değil monitörde inceleyeceğim. Bu ürünün smart özelliği olmayan televizyonları smart haline getirdiğini ve artık yavaşlayan, kullanıcısını üzen televizyonları hızlandırdığını biliyoruz. Bu bir kenara. Onmo TV videosuna gelen bir yorumda Samsung smart monitör alın ifadesini görünce bende bir şimşek çaktı. Bir TV Box alıp onu böyle fiyat bandını da düşünerek bir bilgisayar niyetine kullanabilir miyiz hayal ettim. Ama işin aslı pek öyle değil. Evet, içerisine 3. parti birçok uygulama kurabiliyorsunuz. Hatta zorlayıp Excel, Word üzerine çalışmalar da yapabiliyorsunuz. Ancak Entered bilgisayardan bile daha zorlayan bir yapısı var. Sonuçta Word'te bir şey hazırlıyorsunuz, onu aşağı atayım, tarayıcıya geçeyim, oradan devam edeyim gibi şeyler bu aletin doğasında yok. Yani o tarafta kullanma niyetiniz varsa çok uygun değil bana sorarsanız. Bence en iyisi bu ürünü asıl işleviyle Smart TV olarak kullanalım. Yani efendi gibi dizimizi, filmimizi izleyelim. Xiaomi TV Box S 2. nesil gördüğünüz gibi böyle küçük, bir önceki nesliyle aynı görünen bir cihaz arkadaşlar. TV konsolunda sırıtacak, ya bu buraya olmadı dedirtecek bir tasarıma sahip değil. Eğer zaten konsolunuz koyu renkse kamufle bile olabilir hatta. Hiç görmek istemiyorsanız da televizyonun arkasında bir yer uydurup saklayabilirsiniz. Kumanda kızılötesi değil, Bluetooth'la çalıştığından görüp görmemesinin çok bir önemi yok. Cihazın arka tarafında güç girişi, HDMI, bir tane USB ki aynı zamanda Ethernet desteği de var bu girişin. Baktığınız Wi-Fi iyi çekmiyor, internet kablosunu çevirici yardımıyla USB yapabilir ve buraya takabilirsiniz. Onun dışında son olarak hoparlör girişi yer alıyor. Ben bunu ilk başta anlamamıştım. Yani hoparlör zaten televizyona bağlı olmaz mı diye düşünmüştüm ama bilgisayar yapacağız diye cihazı monitöre taktığımız için hoparlör girişine ihtiyacımız oldu. Demek ki bir ihtiyaç varmış, bir bildikleri varmış dedik. Neyse, tasarımdan şöyle hızlıca bir bahsetmiş olduk. Şimdi donanımla devam edelim dostlar. TV Box tarzı ürünlerin depolama ve RAM'lerine genelde dikkat edilir ama işlemci kısmı es geçilir. 4 çekirdekli işlemci yazar sadece ama Xiaomi TV Box S 2. neslin işlemcisini internette arattığımızda görebiliyoruz. ARM Cortex A55 Quad Core, yani 4 çekirdekli. Bu daha çok telefonlarda kullanılan bir işlemci ve çok eski. Kullanıldığı telefon arasında LG V40 Think, Razer Phone 2 ve Sony XZ3 var. Üçü de 2018'de çıkmış telefonlar. Sanırım artık telefonlarda kullanılamayan işlemcileri bu tarz akıllı ev ürünlerine koyuyorlar. Bence mantıklı sonuçta, ortada devasa bir üretim var. Bu arada hemen bir bilgi daha vereyim. İlk nesil TV Box'a göre daha hızlı bir işlemciye sahip. Yani ilk nesil mi alsam yoksa üzerine biraz daha koyup ikinci nesil mi alsam derseniz ikinci nesil alın derim. Peki bu işlemci ve kullanıldığı grafik birimi hızdaki iyileştirme dışında bizim ne işimize yarıyor? Cihaz 4K 60fps HDR, HDR 10 Plus, Dolby Vision ve Dolby Atmos destekliyor. Yani eğer televizyonunuza güveniyorsanız, paneli çok iyi, görüntü çok iyi ama yazılımı kasıyor tarzında bir televizyonsa bu TV Box görsel deneyiminizi oldukça geliştirecektir. Burada size kullandığım monitörden gösterelim stoklarla ama bütün televizyonlar farklı olduğu için panel tipleri, modelleri falan deneyim oldukça değişken olabiliyor bu tip cihazlarda ama dediğim gibi iyi bir panelse 4K 60 karede mutlu eder yani. Depolama ve RAM nasıl derseniz sonuçta uygulamalar yüklüyoruz içine. Tıpkı ilk nesilde olduğu gibi yine 2 GB RAM ve 8 GB depolama var. Bunu ben anlamıyorum dostlar. Çünkü bu cihazlara en azından 32, 64 GB depolama koysalar da insanlar Play Store'dan oyun indirip oynayabilse. Yani sadece Smart TV açısından bakmak yerine biraz daha oyun konsoluna para vermek istemeyen, Apple TV'nin de fiyatını pahalı bulan, abartılı bulan kullanıcıları hesaba katarsak onlar için en azından basit oyunları oynama açısından çok iyi bir alternatif olabilir bu tür cihazlar. Neyse diyelim. Yani depolamayı çok doldurmazsanız cihaz akıcı bir şekilde çalışıyor. Videoyu hazırlarken biraz vakit geçirdim TV Box S'le ve bir kasma donma olayı yaşamadım. Cihaz bir Google TV ve Android 11 işletim sistemine sahip. Bir önceki nesilde Android 8.1 vardı. Ona göre oldukça iyi tabii. Hoşuma giden bir diğer şey ise Chromecast. Yani Android telefonlarınızın veya tabletlerinizin ekranını televizyona yansıtabiliyorsunuz. Tabii bunun için cihazınızla TV Box'ın aynı ağa bağlı olması gerekiyor. Android dışındaki cihazlar, Windows ve Mac'lerle ise 3. parti uygulamalarla cihaza ekran yansıtma yapabiliyoruz. Ama benim denediğim uygulamalarda aşırı gecikme oldu. Yani hiç kullanabileceğim, hiç böyle beğendiğim deneyimler değildi. Güvendiğiniz, sevdiğiniz bir uygulama varsa tavsiyenizi alırım dostlar. Bence bu cihazın en güzel yanı GeForce Now'la birleştiği nokta. Sonuçta herhangi bir büyük bir donanım istemeden, oyunu indirmeden direkt oynayabiliyorsun. Gamepad'ini bağla, direkt gir oyuna. O zaman biraz da bilgisayara dönmüş oluyor zaten. Ama burada bir detay var tabii ki. GeForce Now için iyi bir internet altyapısına sahip olmanız lazım ve düşük gecikme hızlarına sahip olmanız lazım. Ve oynamak istediğiniz oyunların tabii ki kütüphanenizde yer alması gerekiyor. Epic olabilir, Steam olabilir, Ubisoft olabilir ya da Xbox Game Pass olabilir. Bunlardan birinde kütüphanenizde olan oyunları direkt GeForce Now'da oynayabiliyorsunuz. Onun dışında cihazın şöyle sade, güzel bir kumandası var. Bu zaten bildiğimiz Xiaomi kumandası. Yani diğer box veya sticklerde de hemen
hemen aynı kumandalar çıkıyor. Bunun bence güzelliği tek kumanda olarak kullanabilmemiz. Yani ne demek istiyorum? Eğer televizyonumuzda bu özellik varsa televizyonu kendi kumandasını da bir kenara kaldırıp sadece Xiaomi'nin kumandasıyla hem TV Box hem de televizyonu açıp kapatabiliyoruz, yönetebiliyoruz. Onun dışında Google Asistan'a tek tuşla erişim iyi tabii ama kumandadan ve Xiaomi'den de hariç bir şey söyleyeceğim bu konuda. Bu tamamen Google Asistan deneyimiyle alakalı. Sadece ilgili bir bölüm olduğu için eklemek istedim. Abi, asistan Türkçe'ye ayarlı. Yabancı şarkı ismi söylediğim zaman anlamıyor, alakasız bir şey yazıyor. Dil İngilizce'ye alsam bu sefer Türkçe bir şarkı ismini anlamıyor. Ya keşke asistandaki dil özellikleri daha esnek olabilse. Umarım ileride olur. Bu anlattığım gibi durumlar dışında asistan sağlıklı bir şekilde çalışıyor dostlar. Hatta kumanda ile alfabede harf arama zahmetinden kurtarıyor bizi, öyle diyeyim. Yarın günlerden ne? Çarşamba 13 Aralık 2023. Özetle şöyle bir toparlayalım. Televizyonunuz çok eskidir ya da odanızdaki monitörü bir yandan da medya oynatıcısı durumuna getirmek istiyorsunuzdur. Bu tarz çözümler genellikle kullanıcıların ilk başvurduğu cihazlardan oluyor. Sizleri uzun vadede üzmeyecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ama yinelemekte fayda var. Asla bilgisayar vesaire rakibi değil ya da yani bunu sadece Apple TV ya da diğer TV kutularının rakibi olarak düşünün. Videonun sonlarına doğru tabii ki fiyatlardan da bahsedelim. Videoyu çektiğim tarihi itibariyle gördüğüm en ucuz fiyat ortalama 1650-1700 lira bandında gözüküyor. Fiyatını hak eden bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ya bununla Excel'de tablo falan hazırlayan varsa gerçekten helal olsun. Ben beceremedim. Bunlar dışında siz ne alemdesiniz yorumlara beklerim. Nasıl amaçlarla kullanıyorsunuz, memnun musunuz? Kullanan arkadaşlar fikirlerini belirtirse sevinirim. Aynı zamanda bu ilk nesil için de geçerli. Belki aranızda ya ben ilk nesil kullanıyorum zaten ikinci nesle gerek yok diyenler vardır. Onların da yorumlarını çok merak ediyorum. Bugün stüdyomuzda Xiaomi TV Box S ikinci nesli ağırladık dostlar. İyisiyle kötüsüyle misafir etmeye çalıştık. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.